Evet sevgili dostlar, Fenerbahçe aşıkları ve kanalımızı takip eden diğer takım taraftarları, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Küçücük minnacık bir ricada bulunacağım arkadaşlar. Şu aşağıda 26.300 yazıyor. 14 tane Fenerbahçeli ya da gerçekleri duymak isteyen, gerçeklere alışık olan, gerçekleri seven diğer takım taraftarını aramıza abone olarak bekliyoruz. Orada 26.400 olsun diye bunu söyleyelim. Fenerbahçe açısından sevindirici sayılabilecek ama rakip takım açısından üzüntülü sayılabilecek bir haberle de başlayalım. Beşiktaş idmanda sakatlık yaşayan Nation diye okunuyor herhalde. Redmond'un sol el tarak kemiğinde kırık saptandığını açıklamış. Çok çok geçmiş olsun. Bir ameliyata alınmış sanırım. Hocam işte elinde şeyle oynar falan diyorlar ama tarak kemiği olunca yorum yapamayacağım. Şimdi desem ki oynar oynayamaz desem diyeceksiniz ki adam hani oynamasını istemiyorsun. Şöyle böyle diyeceksin. Ya ben hani hepimizde aynı şey var arkadaşlar. Ben tabii ki istemem oynamamasını. Yani oynamamasını tabii ki isterim. Oynamasını tabii ki istemem. Niye isteyeyim? Derbiye çıkacaksın. Beşiktaş deplasmanına gideceksin. Ne kadar da millet çantada keklik görse de işte Fenerbahçe fark atar dese de yani geçeceksiniz bunları. Derbi derbidir. Ve ben rakibimin en zayıf haliyle karşıma çıkmasını isterim. Yani bundan da daha şey bir durum yok. Ama tabii ki de geçmiş olsun. Gezal'ın da uzun süre bir sakatlığı var. Enkodu da her an sakatlanmaya hazır kıta bekleyen bir oyuncu olduğundan dolayı. Bir de Fenerbahçe'de hani rakipte çok hızlı kanat varken Ferdi oynamasın, Osayi oynasın mantığı hakimken ben Ferdi'nin daha üretken olduğunu düşünen bir insan olarak söylüyorum. Hani Enkodu da oynamayacak olsa benim için yani balla ekmek kadayıfı gibi bir şey olur. Yani hem Redmond hem Gezdal hem Enkodu olmasa Beşiktaş kanatlarına Ferdi ile savunulabilir türde olur. Ferdi Alioski ile bir kadro benim için daha iyi olur. Ama tabii ki de herkes sakatlıklara karşı dikkat edin. Ama ben Beşiktaşlı arkadaşlara bir son dakika bilgisi vereyim. Yazdan beri sizin yöneticilerden bir kısmı ki ben burada duyumunu veriyordum ama belki yeni kanalımıza yeni takip almışsınızdır. Sizin yöneticilerden bir kısmı Valerian İsmail'i kesinlikle istemiyor. Futbolcuların da bazıları biz bununla kesinlikle şampiyon olamayız diyorlar. Bakın bununla'yı özellikle seçtim. Çünkü saygı duymayan futbolcularınız var. Benden söylemesi. Ha, siz de istemiyorsanız dua edin Fenerbahçe 1-0'da olsun kazansın. En azından bizim işimize yarasın. Siz de İsmail'den kurtulursunuz. Daha güzel olur. Bu arada Fenerbahçe Akademisi'nin düzenleyeceği U10 Semih Şentürk turnuvası bugün başlayacak arkadaşlar. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Basit geliyor değil mi size? Sıradan geliyor. Ama siz bunu sıradan görmeyin. Bir ilkokul öğretmeni olarak ben şunu söyleyeyim. Biz yetenekleri tespit etmekte çok geç kalıyoruz. 16 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Niye 16 yaşında? Niye 8 yaşında değil? Niye 10 yaşında değil? Niye 11 yaşında değil? Asıl yetenekler çok daha küçükken belli olur. Yani çok daha küçükken belli olur. Şimdi yani bu turnuvalar için ilk adımın atılması çok güzel. Allah hayırlısını versin arkadaşlar. Şimdi ben başta muhtemelen Jesus için çirkin iddia yazacağım. Siz de diyeceksiniz ki nasıl bir çirkin iddia? Şimdi Galatasaray'ın eski futbolcularından hani Fenerbahçe şike yapmamıştır. Ben kefilim buna dediği için Galatasaray TV'den kovulan Galatasaray'ın eski yıldızı açıklamada bulunmuş. Ve şu anda 24 Erzincan Spor'da teknik direktörlük yapıyormuş Ümit Karan. Ümit Karan'ın bazı açıklamaları var arkadaşlar. Hem Jesus hakkında hem Okan Buruk hakkında hani kırpıp verirsen çok farklı yerlere gidebilecek açıklamalar. Hem de Arda Güler hakkında Sabah gazetesine özel açıklamalarda bulmuş ki Sabah gazetesi bu tip şeylerin açıklamasını çok sever. Mesela Galatasaray 5 transfer arka arkaya yaptı. Ne düşünüyorsunuz demiş. Yani soruya bu şekilde başlanılması, yani soruya gerçekten bu şekilde başlanılması takdire şayan. Çünkü girişi illaki bu şekilde yapacaktı. O da diyor ki geçen sezon neredeyse hiç oyuncu almayıp bu sene bu kadar yıldız alınmasını enteresan buldum demiş. Ben bu cevaptan şunu anladım. Ümit Karan futboldan hiçbir şey anlamıyor.
Hiçbir şey anlamıyor. Bak ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak, Fenerbahçe maçları dışında maçlar izlemeyen, kolay kolay izlemeyen bir adam olarak geçen sene Galatasaray'ın yaklaşık 25 milyon euroluk transfer yaptığını biliyorum. Yani Çikildao'dur, Militan'dır, işte Morutan'dır, Berkan Kitlu'dur. Daha vardı birkaç, Gomis falan da sonuçta geçen sezon alındı. Stoperler falan vardı. Devre arasında Semih Kaya geldi, futbolu bıraktı, bilmem ne yaptı. Ya geçen sene hiç oyuncu almayıp bu sene bu kadar hızlı alınması enteresan ama kaliteli isimler demiş. Galatasaray şu an kadro anlamında ligin en iyi takımı durumunda demiş. Yani Transfer Market olarak bile ya takip etmediği belli. Çünkü piyasa değeri olarak yine Fenerbahçe üstü Galatasaray'dan. Icardi ne verir demiş. Icardi'nin aşk hayatı daha çok konuşuluyor şu anda. İşte bir ayrılık yaşanmış. 2050'ye kadar mal varlığım senin olsun demiş. İşte ortada mal gibi mal varlığı kalırsa diyorlar vesaire. Yani vesaire. Gomis yetersiz demiş. Yani Gomis'i çok seven birisi olarak fiziksel anlamda yetersiz buluyorum demiş. Not: Galatasaray'ın şu ana kadar en çok gol atan futbolcusu. Okan Hoca daha önceki maçlarda Seferovic'le başlayıp Gomis'le devam etti. Seferovic'in iyi santrafor olduğunu düşünüyorum demiş. Az önce söylediğim gibi. Futboldan zerre anlamıyor. Okan Buruk'a normalde de bazı eleştiriler oluyor. Elinde çok iyi kadro var, başarılı olması lazım diye. Siz ne diyorsunuz demiş. Galatasaray az farklı da olsa maçlarını kazanıyor. Fenerbahçe şu an kolay rakiplerle oynadı. Ama Okan Hoca'nın fikstürü gerçekten zordu demiş. Gülmeyeceğim. Yok. Bana göre Konya şu an ligin en iyi ikinci, üçüncü takımı Başakşehir'le beraber demiş. Neyse biz Fenerbahçe kısmına geçelim. Daha fazla dayanamayacağım arkadaşlar. Gülmemek için sıkışa. Fenerbahçe'de genç oyuncu Arda Güler'in süre almaması çok tartışılıyor. Performansını nasıl buluyorsunuz demişler. Bakın şimdi. Arda'nın süre almaması tamamen teknik direktör Jesus'un egosu. Başka bir şey değil demiş. Not: dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisi sayılan, gittiği her ülkede şampiyonluk yaşayan, sayısız kupası olan Fenerbahçe taraftarının, not, tırnak içinde söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum, İsmailcisi, Aykutçusu, Ersuncusu, şucusu, Emrecisi, bucusu, hepsinin ortak fikir etrafında birleşip evet teknik direktörümüzü bulduk dediği. Hatta ben bir yorum okuyorum, diyor ki son 5 senedir ben böyle topu izlemedim diyor. Ben böyle futbol izlemedim Fenerbahçe'den diyor. En son 5 sene önce izlediydim falan diyor. Bu cümleleri söylettiren Jesus için ego diyor. Yani Jesus'un egosundanmış oynamaması. Performansı belli. Ben olsam direkt oynatırım Arda'yı demiş. İşte sen direkt Arda'yı oynatacağın için 24 Erzincan Spor'dan bir adım öteye gidemezsin. Ha belki torpille Ümit Milli Takım teknik direktörü olursun. Gençlerin geleceğini baltalarsın. Sonra da kahraman ilan edilirsin. Gençlerin geleceğini baltalayıp işte önemli toplantılara falan pijamayla falan katılırsın. Hiç sıkıntı değil yani. Burası Türkiye. Burada yaparsın yani. Sıkıntı yok. Yani Türk futbolu gelişmiş, gençler gelişmiş. Sadece Türk kuralında, yabancı kuralında bunu arayan kişilere de bir şey diyemem. Diyor ki yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur. Birisi 5 milyonu yatırıp alır demiş. Şimdi ben 5 milyonu yatırıp alıra güzel bir şey çekmek istedim, hareket çekmek isterim ama çay içiyorum. Ya 5 milyonu yatırıp alırlar, evet. Tabii. Öyle bir kural varmış yani, öyle bir madde varmış. Sıkıntı çok büyük diyor. Türk futbolundaki forvetlerden bahsediyor. Yani 30-40 dakika etmandan sonra gol vuruşu çalışırdım diyor. Teknik direktör hedefleriniz nelerdir? İlk yurt dışında başladım bu işe. Şu kupi ile Avrupa kupalarına gittim 2 sene üst üste. Avrupa kupalarına katıldım. Demek ki şu kupi iyi bir sistem takımıymış ki sana rağmen gitmiş. Hedefimiz herkesin olduğu gibi A milli takım ve Galatasaray demiş. İnşallah bir an önce Galatasaray'a teknik direktör olursun. Yani senin gibi böyle güzide teknik direktörlerin Galatasaray'a çalıştırması benim gibi bir Fenerbahçeli'yi onurlandırır. Bir yılda Süper Lig'e hoca olunmaz demiş. Tırnak içinde söylüyorum. Bunu kime söyledi acaba? Yani alt ligde 10 senedir çalışıyorum, tecrübelendim diyor. Şimdi bakıyorsunuz bazı futbolcular futbolu bıraktığında da Süper Lig'de hoca oluyor. Not kapağı takmam lazım.
bahsettiği sporculardan bir tanesini çalıştırdığı Başakşehir'i ligin en iyi takımlarından biri ilan ediyor. Yani daha fazla saçmalamayalım değil mi arkadaşlar? Bence de daha fazla saçmalamayalım. Kısa kısa diyor ki milli takımın hocası %100 yerli olmalı. Sen milli takımda bir Alman oyuncu oynatabiliyor musun? Milli takıma neden yabancı getireyim ki? O zaman biz bu işi bırakalım demiş. Derbi hastası bir adam, Fenerbahçe maçları çok özeldi benim için. O duyguyu tribünde yaşayamıyorum. Derbide sahada olmak bambaşka demiş. Evet, o yenilmez zevki. Bu sezon çok iyi transferler yapıldı. Kağıt üstünde en iyisi Icardi demiş. Yani başka ne diyor? Ligde yarış Galatasaray Fenerbahçe arasında geçer. Bak az önce kötü olan Fenerbahçe'den, egolu Fenerbahçe'den bahsediyordu. İlk 3'e sokmuyordum. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe arasında geçer. Arkasından Başakşehir ve Konyaspor'u yazarım. Not bir yıl tecrübesi olmayan şeyden bahsetmiş. Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum ama Fenerbahçe iyi gittiği anda birileri buz kovası, yanık kremi ile bir yerlerde beliriyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bu yanık kremlerden birisi de Jorge Jesus konuşan bazı arkadaşlardan. Şimdi Portekiz basını bir açıklama yapmıştı. A Spor'da zıplaya zıplaya bu açıklamayı hemen bizlere sunmuştu. Atletico Mineiro ile görüşmeler yaptığına dair. Tabii Portekiz'de artık iletişim çağındayız. Portekiz'de tanıdıkları olanlar oluyor. Portekizce bilen spor yazarları vesaire oluyor. Gidiyorlar, onlar da Portekiz'de konuşuyorlar. Bir Atletico Mineiro başkanı Sergio Coelho Jesus iddialar üzerine bir açıklama yapıyor. Diyor ki Atletico Mineiro ve Jesus arasında kesinlikle bir görüşme yok diyor. Yani kesinlikle yok diyor. Kesinlikle yok diyor. Bu arada bu egosundan dolayı Arda Güler'i oynatmayan, ki bunu söylerken insan bir düşünür lan neyin egosu der. Faydalıysa teknik direktör oynatır. Faydasızsa oynatmaz. Amatör kümede birçok maça çıkanlar bilirler arkadaşlar. Bir iki tane zibi de vardır takımlardan. Ne idmana gelir, ne maçı önemser ama eşek sıpalarında yetenek olur. Teknik direktör de inadına sanki size küfür edercesine mecbur onları oynatır. Maçı kazanmak zorunda. Bu sıpalarda iyi oynadığı için mecbur onları oynatır. Ama sen içten içten çıldırırsın. Ulan ben her idmana geliyorum. Ben bundan da belki de daha iyiyim, daha yetenekliyim dersin. Ya düşünsene Arda Güler bahsedildiği kadar müthiş bir yıldız olsa, fiziksel, zihinsel vesaire gelişimlerini tamamlamış olsa, Jesus geri zekalı mı, niye oynatmasın? Neyse, Jesus 51 maça çıkıp 2.43 puan ortalaması yakalamış. Düşünün. Fenerbahçe'de şu anda 14 resmi maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyette 2-0-0. 2 mağlubiyetten bir tanesi uzatmalarda. Kiev'e karşı Şampiyonlar Ligi elemesinde. Diğer mağlubiyet Konya maçı. Biliyorsunuz futbolcun hiçbir şey yapmadan kırmızı yedi. Beraberliklere bakıyorsun nasıl olduğu malum. Bakalım süreç nasıl işleyecek. Ve bunlara ilişkin olarak teknik direktörümüz Jorge Jesus net açıklamalarda bulunuyor. Ve zaman zaman spekülasyonlar çıkar ama Fenerbahçe taraftarının her zaman takımın yanında birlik olması çok önemli diyerek sözlerine başlıyor. Gelin bunları konuşalım. Jesus lige verilen arada can bağır tesislerinde Fenerbahçe televizyonunun açıklamalarda bulunuyor. Hani hepsi değil ama bir kısmını konuşalım. Diyor ki lige verilen arayı değerlendirerek başlıyor. Diyor ki 3 günlük izin ardından çalışmalarımıza bugün tekrardan başlıyoruz diyor. Dün başladık da bazı oyuncuların toparlanabilmesi açısından bu ara bize iyi geldi. Önemliydi. Benim için de diyor Portekiz'e gidip ailemi gördüm. Yani izinden enerjik dönüyoruz. Fenerbahçe bu ara öncesinde çok güçlü, iyi bir performans sergiliyordu. Tabii ki ideali bizim için ara vermemek olurdu ama milli maçlar var. Dolayısıyla bu dönemde de lige verilen arada gelişmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pek çok oyuncumuz milli takımlarda ülkelerini temsil ediyor demiş. 6'sı Türkiye, 8'i Avrupa olmak üzere 14 maça çıktık. Takımımızın hafta hafta gelişim gösterdiği görüldü. Teknik ekibimiz de fikirleri sahada daha iyi uygulamaya başladı. Gelişim göstererek bugünlere kadar geldik diyor. Şimdi ben burada size bir soru sorayım. Hakikaten gelişim gösterdik diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani ilk maçlara oranla şu ilerliyor diye. Mesela benim birkaç tane tezim vardı. Ben şey yaparım.
ligin ortasında falan. Hadi arkadaşlar o ilk 11, ikinci 11, üçüncü 11 yapalım. Ya Türkiye'deki en iyi kaleci. Bir şu. İkincisi şu. Üçüncüsü şu. Fenerbahçe'de bu listede birisi var mı? Var. İşte ya da yok. İşte sağ bek, sol bek 4-4-2 gibi ya da 4-2-3-1 yaygın sistem olduğu için 4-2-3-1 kuralım. İlk 11'de Fenerbahçe'den kaç oyuncu var? Diyelim ki yani ilk 11'de, en iyi 11'de 6 oyuncu var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere baskın takım Fenerbahçe. İşte yedeklerdeki yani 33 kişilik kadroda Fenerbahçe'den en az 11, belki 12-13 kişi var mı? A takımda 6, hadi yedek takımda 6, öbür takımda da 5 olsun. Yani 17-18 kişilik havuz. Derim ki tamam Fenerbahçe doğru yolda şampiyonluğa gidiyor diye. Şimdi size soruyorum. Aklınızdan fikrinizden bir geçirin. Bak İsmail Yüksek gelişim malum. Ferdi malum. Osayi malum. Aloski malum. Hani şu an sakatlığı var. Perez malum. Salahi malum. Hani tek tek saydırmayın bana ama gelişim gösteren bir takımız. Yani Jesus diyor ki şu an benim önümde ilk derbi maçı Beşiktaş maçı var. O maçın hazırlıklarına başlayacağız. Şu anda 12 oyuncumuz var. Diğerleri milli takımdalar. Yani odağımız bu diyor. Taraftarımız bizim yanımızda olsunlar. Bize inansınlar. Çünkü onlar bizim yanımızda olduğu zaman biz daha güçlüyüz diyor. Yani her derbi maçı heyecan verici. Yani bizler odaklanıyoruz. Taraftar da odaklansın diyor. Ya taraftarlar birlik olsunlar diyor. Ya bizimle daha çok birlik olsunlar. Yanımızda olsunlar. Bize inansınlar. Ya bizim yanımızda oldukları zaman biz daha güçlüyüz diyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam biz zaten yanındayız. Yani biz Jesus'u zaten destekliyoruz. Hayır işte adam tehlikenin farkında. En ufak böyle hafif ayak takılmasında hemen birileri hortluyor. Ve saf, temiz ya da kandırılmaya müsait ya da amiyane ve ağır tabirle salak insanlar bunların peşinden gidiyorlar. Bunlar ayrı ayrı güruhlar arkadaşlar. Saflar ayrı, temizler ayrı. Yani aman Fenerbahçe'ye bir şey olsun da spekülasyon çıksın da takımdan uzaklaşalım diye uğraşıyorsunuz. Bazı arkadaşlar. Ya bak biz onlar için en iyisini yapıyoruz. Bize inansınlar. Biz de onlara inanıyoruz diyor. Yani ayrı zamanda diyor ki Jesus birlik olmamız gerekiyor. Buna taraftar da dahil. Bakın üstünde ne kadar duruyor farkında mısınız? Diyor ki tabii pozitif sonuçlar aldınız ama işler daha kolay oluyor. Şu anda birlik olmuş bir grubuz bak. Adam farkında. Takımdaki herkes bu takımın gelişebilmesi için gerek antrenmanlarda gerek antrenman dışında fikirlerini paylaşıyor demiş. Yani bu meslekteki uzun yılların vermiş olduğu bir tecrübe bu. Taraftarların talepkar olması normal. Taraftar her zaman talepkardır. Fenerbahçe'de durum bu şekilde. Onlar bizim için her zaman 12. oyuncu oldular. İtici güç oldular. Takımımızın kalitesini gösterebilmesi için her zaman yardımcı oldular. Bize inanmaya devam etsinler. Biz de onlara inanmaya devam ediyoruz. İşlerin iyi gitmediği zamanlarda da onların yanımızda olması bizim için önemli. Çünkü birlikte olursak Fenerbahçe'yi şampiyon yapabiliriz diyor. Onlar gol attıkça hepimiz mutlu oluyoruz diyor. Oyuncuların milli takımlarda yüksek performans sergilediklerini gördüğümüzde hem teknik direktör olarak ben mutlu oluyorum hem de taraftarlarımız mutlu oluyorlar. Tabii ki oyuncuların değeri bildiğimiz bir şey ama bunu ortaya çıkartmak için oyuncuların bireysel anlamda kendilerini geliştirebilmesi için çok çalışıyoruz. Özellikle İsmail'in ilk milli maçında çok iyi performans göstermiş olmasından dolayı çok memnunum. Bence milli takım geleceğindeki önemli oyunculardan biri olacak diyor. Ben şunu söyleyeyim Jesus hocama. Jesus hocam milli takımı henüz tanımamış. Bizim milli takımda şöyle bir olay var. Galatasaray forması giyiyorsan yani İsmail Yüksek Galatasaray forması giyiyor olsaydı şu an 80 tane maçı garantilediydi. Arka arkaya oynardı. Arka arkaya 80 tane maçta oynardı. Harbi söylüyorum oynardı. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca, Fenerbahçe futbolcusu olunca maalesef yani maalesef ve teknik direktör, Türk Milli Takımı'nın teknik direktörünün ben teknik direktör olduğuna da inanmıyorum. Orası da ayrı bir mesele. Kimseyi de aşağılamak istemiyorum. Kimseye söz söylemek haddimize değil ama ha Ümit Karan, ha Kafkaslı Tolunay, ha Stefan Kuntz. Hiçbir fark göremiyorum. Boşu boşuna yer işgal ettiklerini düşündüğüm isimlerden birisi. Ha arkadaş illa Trabzonsporlu mu getireceksin? Getir Ünal Karaman'ı. Kütürük ereği gibi hoca. Getir Ümit Milli Takım'ın başına. Getir. Ersun Yanal'ı getir. Lan kaç tane genç çıkarttı?
Kaç tane genç çıkarttı? Getirir Sünyan Alo Ümit milli takım başına. Proje. Al sana proje. A milli takım. Amacımız ne? Turnuva takımı. Al. Aykut Kocaman UEFA yarı finali yaptı. Fatih Terim UEFA finalini kazandı, kazandırıldı diye getirdin milli takım başına. Aykut Kocaman UEFA yarı finali oynattı. Eğer amaç turnuvaysa. Genç, dinamik, dinamizm yapacağım diyorsun. Sergen Yalçın'ı getir tabii. O futbolcu güruhunu idare edebilirsem. Yani yeni skandallara hazırsanız. Şenol Güneş zaten denendi. Bıraktı gitti. Fatih Terim hakeza. İsmail Kartal'ı kimse takmaz. Lobisi yok. Yani ben diyorum size ya bakın arkadaşlar Mustafa Denizli falan zaten olmaz. Yani onun da şeyi kabul etmezler. Aslına bakarsanız bana kalırsa gelin bir mantık mantalite yapın. Ümit Milli Takım'ın başına Ünal Karaman'ı getirin. A Milli Takım'ın başına Aykut Kocaman'ı getirin. Ya hocam çok sıkıcı futbol izleriz. Ya Aykut Kocaman futbolu maalesef turnuva futbolu. Maalesef turnuva futbolu bu. Bu turnuva futbolu bu. Yunanistan gitti sezonun bir tanesinde 20 kişiyle duvar ördü. Sonra gitti bir attı, bir attı, bir attı. Kupayı kazandı. Adı ne oldu? Yunanistan Avrupa şampiyonu. Ya Türkiye 20 kişiyle duvar örsün gitsin Dünya Kupası'nı kazansın. Ha ben bu kupayı kabul etmiyorum. Geri gönderin. Biz duvar ördük mü diyeceksiniz? Etmeyin, eylemeyin ya. Benim önerim bu şekilde. Ha beni kimse takmaz orası ayrı mesele ama benden tavsiye bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir beğeni de çok görmezseniz sevinirim.